Şırnak'ta kendilerinden haber alınamayan Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinden hala bir haber yok. İstanbul Keldani Kilisesi Pastörü Remzi Diril, anne ve babası için duyarlılık çağrısında bulundu. Keldani çifte dair başlatılan arama çalışmaları bölgenin karlı olmasından kaynaklı sonlandırılırken çifte dair bugüne kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan 71 yaşındaki Hürmüz Diril ve 65 yaşındaki Şimuni Diril'den 11 Ocak'tan beri haber alınamıyor. İstanbul Keldani Kilisesi Pastörü Remzi Diril, anne ve babası için duyarlılık çağrısında bulundu. Keldani çifte dair başlatılan arama çalışmaları bölgenin karlı olmasından kaynaklı sonlandırılırken çifte dair bugüne kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise alınan gizlilik kararıyla yürütülüyor. Soruşturma kapsamında bugüne dek kayıp çifte dair sadece oğulları Bedri ve İstanbul Katolik Kilisesi Papazı Remzi Diril ile çiftle birlikte aynı köyde yaşayan tek kişi olan Ebru Diril'in ifadeleri alındı. Anne ve babasının kaçırıldığını düşünen Remzi Diril, "Henüz bize herhangi bir bilgi gelmedi, herhangi bir teyit yok," dedi. Diril halka duyarlılık çağrısında da bulundu. Kim kaçırdıysa, nereden aldıysa aynı yere tekrar bırakmasını istiyoruz. Yetkililerle iletişim halindeyiz. Onlar da imkanlarınca çalıştıklarını söylediler. Bölgeye kar düştüğü için oralarda aramalar imkansız ifadelerini kullandı. Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin yaşadığı Kovankaya köyü, devlet tarafından 1989'da boşaltılmıştı. Köye 1992 yılında 4 aile yerleşmişti. Ancak 1994'te köy tekrar boşaltılmıştı. Kovankaya köyü boşaltmalar sonrası gözaltında kayıp vakalarının yaşandığı bir yer olarak da biliniyor. Şimuni Diril'in amcasının torunları da 1994'ten bu yana kayıp. 1994 yılında 12 yaşında olan İlyas Diril ve 16 yaşında olan Zeki Diril'den gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.